meyve aşuresiyle başlayacağım Derya Hanım. Neler var meyve aşuresinde? Meyve aşuremde 3 tane elma, 3 tane armut küp küp doğranmış. Hı hı. Ondan sonra 6 tane kayısım var, o da küp küp doğranmış. Kuru üzümüm var, dolmalık üzümüm var, pirinç var, nişasta var, portakal suyu var, şeker var. Ha, meyve aşuresi. Meyve aşuresi ama yapacağım. Ama çok güzel, serin serin çok güzel çok, olmaz mı? Çok güzel olur. İsterseniz şeker de koymayabilirsiniz. Meyvenin kendi şekeriyle de olabilir. Olur. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi nelerden başlıyorsun? Tencereni al, içine önce koyalım. Tenceremi alayım. Aha. Burada tencerem. Önce meyvelerimi koyuyorum. Aslında hepsini birlikte koyuyorum Derya Hanım. Hı hı. Ondan sonra bunlar meyveler yumuşayınca portakal suyu ve nişastayla bağlamasını yapıyorum. Bu kadar basit aslında. Ama çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederim. Evet. Birkaç sefer daha vermiştim bunun tarifini. Herkes çok beğendi. Sizin izleyicilerinizle de paylaşmak istedim. Şimdi dikkatimi isterim. Çekti Nuray. Sosyal medyada pek çok yemek yapanlar biraz aşure tarifi paylaşıyorlar. Aslında aşure çok güzel bu Ramazan ayında. Tabii tok tutar. Tok tutar. Besleyici. Tabii. Her şey var. İster şekerli ister şekersiz pişirirsiniz. İçine bir hurma koyun. Şekersiz olur. Kuru üzümle hurmayla. Tabii tabii. Şeker koymadan da yapabilirsiniz. Evet. Ben aşureyi çok severim. Çok iyi düşünmüşsün bugün. Bu da farklı bir aşure. Evet farklı Şimdi bir her aşure. Her şeyi içine mi koydun? Her şeyi bütün meyveleri içine koydum. Şekerini de koyacağım. Buğday koymuyorsun yani. Buğday yok, sadece bağlaması için 2 yemek kaşığı kadar pirincim var. Evet. O kadar. Bunu pişmeye bırakıyorum. Elmalar yumuşadıktan sonra portakal ve nişastayı karıştırıp bağlama işini yapacağız. Ha, portakal ve nişastayla. Yalnız çok ilginç bir tarif. Evet, çok güzel bir tarif. Böyle hafif şey gibi mi de oluyor? Zerde. Aynen öyle. Bravo. Zerde gibi. Zerde gibi oluyor ama... Çok değişik bir tarif. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Yani mantığını şu anda yemedim böyle bir şey ama evet. Mantığını yürüttüğüm zaman çok iyi yapılası iftara, sahura, arada çayla yemek için evet. Gayet güzel bir tarif. Evet. Şeyini sonra mı yapacaksın? Kaynadıktan sonra mı? Kaynayacak. Elmalar biraz yumuşacak, yumuşayacak. O pirinç pişecek içinde. Ondan sonra hemen portakallı nişastayı karıştırıp içine karıştıracağım. Malzemeler şu anda ekranda. Nuray'cığım sen de bir kere daha malzemelerin elma, portakal neler var? Elma var, portakal var, evet. Kuru kayısı var, kuru üzüm var, dolmalık üzüm var. Diyelim ki armut da yakışabilir buna. Armut da koydum. Koydun mu? Koydum, ha, pardon, koydum armut da koydum. Ben anlamadım. Güzel oldu. Şu meyve aşuresi. Evet, onu herkese tavsiye ediyorum mutlaka. Valla çok güzel. İçinde pirinç var, buğday yok. Hı hı. Çorbanda buğday var. Çorban, evet onda